Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Bizi böyle uygun görüp bizim buraya geldiğiniz için. Estağfurullah. Peki, biraz sektörümüzden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Ben ekran başındaki izleyicilerimize Cihan Bey kimdir ve sektöre girişi nasıl oldu? Biraz öncesinden bahsetmenizi isteyeceğim. Ben Cihan Ünüvan. 1989 doğumluyum. 29 yaşındayım. Sektöre zaten çocukluğumuzdan beri girmiş bulunuyoruz. 2007'de yüksekokuldan mezun olduktan sonra alt ve imalatında çalışmaya başladık. Daha sonra dedik kendimizi biraz daha yenileyelim, değişmeye gidelim. 2016 yılında da Fetih Avbayi'ni kurduk. İki ortak beraberiz, arkadaşımla birlikte. Ek iş olarak bu sektörde devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, 2 yıl oldu. Evet. Hulu'da böyle bir açık gördünüz. Tabii, Teksiniz Hulu'da, bu arada burada. Evet, Hulu'da tekim ben şu anda. Burada bir açık vardı. Dedik bu açığı kapatalım, hizmet verelim müşterilerimize. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz şu an? Memnunuz. Allah'a çok şükür. Sektör güzel. Ama biraz yavaşlamaya başladı. Sektörümüz yani vergilerden dolayı veya satın alma belgesinin çok zor çıkartılmasından ötürü sektör biraz yavaş ilerliyor. Hı hı. Yani artık gerçek avcılar tüfek almaya başladı. Eskiki gibi kolay olmadığı için tüfek almak artık sadece gerçek avcılar alıyor ve biz de bunların peşinde koşmaya çalışıyoruz artık. Evet. Beyşehir avla ünlü, av silahlarıyla ünlü, evet, değil mi? Beyşehir. Yani ilk başlangıcı Hulu'dur. 1914'ten beri Hulu'da av tüyü yapılıyor. Tamiratı da Çanakkale Savaşı'ndan başlamış dedelerimiz. Oradan bu yana bölgemizin tarıma uygun olmaması, hayvancılığa uygun olmaması nedeniyle sanayiye yönelmiş. 1962'de kooperatifimiz kurulmuş. 1962'den bu yana asıl merkezi Hulu'dur ama daha sonra tabii çevreye doğru yayıldı bu sektör. Evet. Beşiktaş'ta de üretim yapan firmalarımız var. Hem de bayağı bir var orada. Evet. Hulu'da siz teksiniz. Peki neler yapıyorsunuz burada? Biraz hizmetlerden bahsedin o zaman Cihan Bey. Burada av bayisi olarak çalışıyoruz biz. Hulu'da yapılan tüfeklerin diğer firmalara girmiyoruz ama yani çok büyük çaplı değil. Sadece Hulu'da üretilen tüfeklerin satışını yapıyoruz. Özellikle özel tüfeklerin üretimini yapıyorum ben. Ne tür tüfekler var? Süperpoze modelimiz var, çifte modelimiz var, otomatik modelimiz var, havalı tüfek dediğimiz modellerden var. Bunların üretimini fabrikada yapılıyor, aynı zamanda fabrikada çalışıyorum. Sabah üretimini yapıyorum, öğleden sonra satışını yapıyorum. Aynı zamanda ekipmanlarımız da var. Evet, Saraciye ürünlerimiz de var. O şekilde de yardımcı oluyoruz tüketicilerimize. Sadece tüfek mi var burada? Burada şu anda tüfek var, fişeğimiz de var, av fişeğimiz, silah bakım ürünlerimiz var, Saraciye ürünlerimiz var. Tüfek ve ekipmanlarıyla, evet, hizmet sunuyorsunuz ve her yere yönlendirebiliyoruz bunu. Tabii ki. Nerelere kadar gitti bu arada? Türkiye'nin bütün bölgelerine satış yapıyoruz. Kargo ile gönderim yapabildiğimiz için kargo ile isteyen müşterimize tüfeğimizi üretiyoruz. Bu şekilde yönlendiriyoruz kargo ile. Bir gün sonra hemen kullanıcının elinde oluyor zaten tüfeğimiz. Peki özel üretimler yapıyor musunuz? Var mı öyle talepler yoksa standart mıdır? Tabii ki daha çok standart ama özel üretimler yaptığımızda çok oluyor. Ben Hulu'da aynı zamanda fabrikada çalıştığım için, evet, özel üretime birebir ilgilenebiliyorum. Özel üretim tabii daha kullanıcının hoşuna gidiyor. Artık herkes kendine özel olmasını istiyor. Bütün malzemelerin, eşyaların öyle söyleyeyim. Özel üretim yapıyoruz ve kullanıcılarımızdan çok destek alıyoruz bu konuda. Çok memnunlar yani. Evet ve her yere yönlendirebiliyoruz Türkiye'de. Yurt dışına, evet, hiç oldu mu? Yok, yurt dışına satışımız yok. O ayrı bir sektör oluyor artık. Evet, sadece yurt içine yönlendiriyoruz. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz bu hizmetleri sunarken? En başta müşteri memnuniyeti. Yani Hulu'daki bütün üreticiler hiçbir zaman yüksek para kazanmayı gözetmezler. En başta müşteri memnuniyeti. Müşteri bizden aldığı üründen memnun olsun, torunları kullansın, torununun torunu kullansın. Her zaman buna önem veriyoruz. Yani bu da böyle olsun diye hiçbir şey yoktur yani. Çünkü insan bir kez tüfek alacak. Bunu ömürlük bir şey olduğu için aldığı şey düzgün olsun. Yani hiçbir zaman bu da böyle olsun, şu da böyle gitsin diye bir şey yok. Yani 1000 tane tüfek satarsın, bir tanesi bozuk gitsin diye bir şey yok. Çünkü o bir tüfeği bir kişi alacak. Evet. Bütün hepsini %100 performansla yapmak zorundasınız. Biz de en çok bu konuya dikkat ediyoruz. En kaliteli şekilde tüfeklerimizi yapıyoruz ve satıyoruz inşallah. Ömürlük kullanabiliyor mu abi? Evet. Bizim verdiğimiz garanti süresi vardır. Ne kadar? Hulu fabrikasının verdiği garanti süresi 2 yıl resmi garantili, 10 yıl parça garantili.
Hulu fabrikası da zaten ömür boyu ürünlerin arkasında. Yani biz 50 yıllık tüfeklerin gerektiği zaman geliyor buraya, bakımını yapıyoruz. Yeni sıfır tüfek gibi kullanmaya devam edebiliyorlar. Çok güzel. Bunlar da tabii tercih edilme sebeplerinizi de ortaya çıkarıyor yine, değil mi? Tabii ki, evet. Peki yeni projeler var mı sizler için? Nerelerde göreceğiz? Yeni projelerimiz, aslında çok fazla yeni projemiz yok. Çünkü dediğim gibi bizim çok fazla parada gözümüz yok. Biz burada rahat şekilde geçinelim, hayatımızı idame ettirelim, başka bir isteğimiz yoktur. Yani sabah işte orada çalışıyoruz, öğleden sonra da burayı devam ettirdiğimiz zaman gayet yeterli bir sürecimiz oluyor. Hı-hı. Hayatımızdan memnunuz yani bu şekilde. Evet. Peki tüfek kullanıcılara neler önereceksiniz buradan, neler söyleyeceksiniz? Tüfek kullanıcıları, öncelikle söylediğim gibi bu tüfek insanın hayatını bir defa alınır. Ondan sonra hayat ucuz değildir. Merdiven altı üretimler insanların hayatını riske atıyor. Birçok şekilde görüyoruz bunu internette. Yani dediğim gibi ruhsatlı tüfek alınsın, alsın herkes. Hayatından ucuz değil yani. Bir 500 lira ucuz vereceğim diye, az para vereceğim diye hayatını kimse riske atmasın. Peki ruhsatının olması ne tür avantajları doğuruyor? Onu da söyleyeyim. Ruhsatın olması, yani devletin kayıt altına almış olduğu bir tüfek oluyor. Ruhsat olduğu zaman yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Avlama belgelerini aldığınız zaman ava gidebiliyorsunuz bu tüfekle. Ama ruhsat olmadığı zaman yakalandığınızda başınıza birçok işler geliyor. Evet. Peki herkese veriliyor mu tüfekler? Bir gereklilik, bir yasa, bir tabii, önlem var mı? Tabii gereklilik, öncelikle sağlık raporu almanız gerekiyor. Sağlıklı olmayan kişilere tabii ki verilmiyor. Yani aile hekiminden alıyorsunuz sağlık raporunu. Aile hekimi herhangi bir sizde olumsuzluk görürse eğer devlet hastanelerine yönlendiriyor. Orada heyet raporu almanız gerekiyor. Heyet raporunu aldığınız zaman birkaç evrakları daha var. Onlarla birlikte bir de vergi borcunuzun olmaması gerekiyor. 1000 liranın üzerinde vergi borcunuz varsa devlet size satın alma belgesi vermiyor. Aslında bu şartları var. Bu şartları var. Yani buna çok bastırmaya çalışıyoruz. Bu şeyi kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü vergi borcu yani. Vergi borcu olan bir insan araba alabiliyor, her şeyi alabiliyor. Ama tüfek alamıyor. Bunu kaldırmaya çalışıyorlar büyüklerimiz ama işte onunla uğraşıyoruz. İnşallah bu sıkıntı da giderilir. Peki internetten satış yapıyoruz dediniz ya, bu belgeleri istiyor musunuz yaparken? Tabii ki. Satın alma belgesi dediğimiz bir belge var. Bu belgenin aslını bize gönderiyorlar kargoyla. Onun aslına kaşe vurup imzalı bir belgeyle bir tüfek alınabildiği için belgenin aslına kaşe vurup imzalıyoruz. Belgenin, tüfeğin bilgilerini giriyoruz oraya. Onun da bir satışını yapıyoruz. Faturasıyla birlikte gönderiyoruz kullanıcımıza. Evet, sonra işlem tamam. Teşekkür ediyoruz Uzman Cihan Bey. Değerli bilgiler aldık sektörümüzle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.